Evet sevgili izleyenlerimiz, Ankara'da Tüp Bebek Merkezi olarak adından söz ettiren Gürgan Klinik'ten sesleniyoruz sizlere. Profesör Doktor Tümür Gürgan'la birlikte burada uygulanan tedavi yöntemlerinden konuşacağız. Hocam, dilerseniz ilk olarak izleyenlerimiz sizi tanısın, ardından sohbetimize devam edelim. Ben Profesör Tümür Gürgan, oldukça yani uzun süredir çocuğu olmayan çiftlerin güncel tedavi hizmetlerinden faydalanabilmesi için hem kişisel olarak hem uluslararası hem de ulusal olarak çalışan bir öğretim üyesiyim. Yani yaklaşık 30 senenin üzerinde bu işle uğraşıyorum. Olay sadece kısırlık tüp bebek değil. Çünkü bir yönde çiftlerin istedikleri zamanda çocuk sahibi olamamalarına yol açan olaylar dizisi var. Herkesin hastalığı aynı değil. Bir de unutmamak lazım ki bu olay bir çiftin, bir ailenin olayı. Bir kadın ve erkeğin beraber gelerek ailesini devam ettirmesini sağlayan, çocuğu elde etmek için yapılan bir tedavi veya destek diyelim. Onun için de hep istediğimiz, yıllar boyu yaklaşık hani bu dediğim sene içinde çalışırken, tabii ki olayı sadece şu anda Türkiye Üreme Cemiyeti Başkanıyım ama Dünya Tüp Bebek ve Kısırlık Cemiyeti Başkanlığı yaptım. Avrupa Üreme Derneği'nin 8 sene yönetim kurulunda bulunan ilk Türk'üm. Ayrıca da Akdeniz ülkeleri Üreme Derneği'nin de başkanlığını yürütüyorum. Yani bu tabii çok fazla konuşularak şuyum buyum demekten ziyade bu görevlerinin çoğunun sebebi bu olayın sadece ulusal bir problem olmadığını göstermek. Ayrıca uluslararası problemin Türkiye'ye nasıl bir şekilde yansıdığını saptayıp bunu ülkemiz bazında çözümsel hale getirmeye çalışıyoruz. Onların o çocuk arzularına, isteklerine, hayallerine ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Hocam, peki sizler klinik olarak kısırlık ve tüp bebek tedavi yöntemlerini nasıl uyguluyorsunuz, nasıl bir yöntem izliyorsunuz, bizlere aktarır mısınız? Buradaki problemin en önemli şeyi insanların tedavi olmaktan ziyade problemlerini geç saptayıp bazen geç tedaviye geçmeleriyle sorun çözülmez hale gelebiliyor. Biz kısırlıkla ilgili sorunları hemen hemen ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi erkekle ilgili faktörler, birisi de kadınla, bir de ikisiyle ilgili faktörler. Onun için yani bir kısırlık veya çocuğu olmayan bir işlerle uğraşan merkeze gittiğinizde maalesef mesela tüp bebek merkezi deniyor. İşin içine girdiğiniz zaman insanlar bir çekiniyor. Ben zaten geldim, tüp bebek olacağım. Bu çok çok yanlış bir iş. Çünkü yani tüp bebek ne başta ne sonda ne ortada diye bir teknoloji değil. Kişiye ve çifte özel olarak karar verilmesi gereken, ne zaman olmasının daha iyi olduğuna karar verilmesi gereken bir teknolojik destek. Bunu da o zaman siz eğer çift hakkında belli bir bilgi sahibi olamazsanız, nereye ne yaptığınızı bilemezseniz ve herkese aynı şeyi uygulamaya kalkarsanız, bu sefer hani bir konfeksiyon sistemi gibi çalışarak başarısızlığa baştan mahkum olursunuz. İkincisi, maalesef tüp bebek merkezi diye gidildiği zaman kişilerin iyi değerlendirmesi yapılmadığı için, çünkü nerede derdi olduğunu bilmeden siz tüp bebeğe başlarsanız, o zaman tüp bebeğin tedavi esnasında alacağınız sonuç farklı olabilir ve çoğunlukla da hayal kırıklığı olur ve gebelik oranları düşebilir. Benim ve merkezimizin yaklaşık olarak 4 senedir özel bir kavram üzerinde çalışıyoruz ve bu dünyada da şu anda kabul gören bir şey. Bu da balanslama veya dengeleme metodu denilen bir metot. Ve bu çok kişiye özel başarıyı önce belirleyen, sonra da tedavi esnasında o başarıya giden yolları çok flexible, yani her an çıkan sorunu da çözebilecek bir şekilde eldeki verileri, güncel verileri ve bilimsel olarak faydası sağlanmış verileri kişilere uygularsanız, onun için ilk baştakini başladığınızda bittiği arasında
o kadar güzel bir dengeleme yapabilirsiniz ki sonuçta başarı oranı kişi olarak, kişiye yönelik olarak yüksek olur. Yani şu soru da bir tanesi şu, kısırlık bir hastalık mıdır? Bana göre kısırlık veya çocuk olmaması bir hastalıktır. Çünkü bu hastalık efendim ya spermle ilgili problemlerdir, görünen veya görünmeyen. Mesela dedik ya, erkekler de şişmanladıkça veya problemleri çok içki içtikçe, sigara içtikçe, sıkıntıya girdikçe, genetik olarak sıkıntısı oldukça spermler de döllemeyebilir. Ama son zamanlardaki çok önemli bir şey, sizin gibi korkutmak istemiyorum ama genç kadınlar, benim yaşım genç ama geliyor bakıyor, yumurta rezervleri düşmüş olabiliyor, yumurta kalitesi düşmüş olabiliyor. Onun için testleri erken yaparak bir kere her şeyden önce kişilerin olayı anlaması, niçin tedavi olduğunu bilmesi, ona inanması ve takımla, yani ekibi tanıyarak, severek güvenmesi lazım. Tabii güven işi çok çok önemli. Maalesef ülkemizde, zannetmiyorum uluslararası bu tabii değil ama ülkede tıbba karşı giderek bir güven eksikliğinin olduğunu görüyoruz. İkinci önemli şey de tüp bebek merkezlerinin bir kısmı hani paraya yönelik çalışan merkezler gibi görünüyor ve insanlar bu işte kaygılı. Geldiğiniz ertesi günü hemen tedaviye başlayın, parayı şuraya yatırın, iki tane iğne olun. Sonuçta insanın istediği şey özel olmaktır. Onun için bizim mesela o dengelemenin 6 metodu içinde en önemlisi, insanlara bilgi ver, ne olduğunu söyle, nazik ol, onların beyin ve vücut dengesini sağla ve ne olacağını anlasın. İkinci önemli şey spermler dedik. Erkekler eskiden sakalları, bıyıkları falan olduğunda spermleri de iyi oldu zannediliyor ama son zamanda yapmış olduğumuz incelemelere göre spermlerin fonksiyonlarında biraz evvel söylediğim çeşitli çevresel veya kişiye özel faktörlerle problemler çok fazla oluyor. Onun için biz bunu geliyoruz. Gelin arkadaş, buralarda problem varsa biz sizin hayat şeklinizi değiştirebiliriz. Destekler verebiliriz. Antioksidanlar kullanabiliriz. Efendim kendi kendinize de gebe kalabilirsiniz. Yani biz bunu istemiyoruz ki tüp bebek merkezine gelsin, illaki tüp bebek yapılsın. O zaman kişinin spermini kontrol ederseniz, iyi şekilde götürebilirseniz, cinselliği bazen insanlar yaşayamaya başlıyorlar. Onu düzelttiğinizde kadın bir ay, iki ay sonra kendisi gebe olarak gelebiliyor. Demek ki birincisi sperm. Biz bunu dengeliyoruz. Ayrıca son zamanlarda yapmış olduğumuz önemli şeyler var. Özellikle sperm fonksiyonlarının düşük olduğu, genetik problemlerin olduğu olgularda biz spermi düzeltebiliyoruz. Buna sperm detoksu deniyor. Onun için kendine de gebe kalabiliyor veya çeşitli tekniklerle en iyi dölleyici spermleri seçebiliyoruz. Özel mikroskoplar var, çipler var. Bunların demek ki bu sperm, bu yumurtalığı daha iyi döllenebilir. Bunu seçip bunu kullanın diyebiliyor laboratuvardaki embriyolog. O zaman iyi seçerseniz yumurtanın fonksiyonunu da iyiye götürürsünüz. O zaman sonuçta gebelik artabilir. Son zamanlardaki yeni kullanıyoruz. Yaklaşık biz tabii Türkiye'de bunu yakında çok yaygın olarak söyleyeceğiz ama özellikle hiç spermi olmayan, yani sperm örneğinde spermi olmayan erkeklerin mikro ameliyatlarla almış olduğumuz spermlerinin daha iyi dölleyebilmesi için bir, iki, ROSI denilen bir teknikle hiç spermi olgun spermi olmayan erkeklerin olgun olmayan spermlerini özel bir elektrik sistemiyle, piezoelektrik deniyor. Bunları yumurtalıkların içine bir çeşit yapıştırarak onun döllemesini sağlayıp eskiden sıfır ümidi olan kişilere yine özel bir opsiyonel çocuk sahibi olmak şansı veriyoruz. Ama altını çizerek söyleyeyim, bir rant yok, doğruyu söyleyeceksin. İkinci en önemli şey de bu, bir çocuk sahibi yapıyorsunuz insanı. Onun genetik olarak sıkıntılı veya çocuk olarak da herhangi bir anomaliye gitmemesini sağlamak zorundasınız. Bunu hepsi için söylüyorum. Onun için de bilim adamının sorumluluğunu da bir yanda taşıyorsunuz.
Kadınlara gelecek olursak da en önemli problem yumurtayla ilgili. Biraz evvel de söylediğim gibi özellikle yaşlılık, 40 yaş üzerine girildiği zaman yumurtalarla ilgili önemli bazı sıkıntılar çıkıyor. Onun için mümkün olduğunca ya erken tedavi edeceksiniz yahut da efendim işte yumurtaların daha iyi döllenmesini sağlayıcı teknikler uygulayacaksınız. Ama onun için teşhis etmeniz lazım. Son uyguladığımız bir iki tedavi var ki bunlardan bir tanesi yumurta rezervleri azalmış olan kadınlarda veya özel bir polikistik over denilen bir hormon bozukluğundaki kadınlarda biz kadının kanından almış olduğumuz bazı hücreleri aktive ederek onları yumurtalık içine injekte ediyoruz ki buna PRP yönteminin değişik bir yumurtalık için uygulanan modeli deniyor. Yani bunlar kitlerle yapmıyoruz biz. Ama oraya erken verdiğinizde lokal olarak yumurtalıkları çok iyi yumurtaları geliştirdiğiniz için gebelik oranları artabiliyor. Demek ki yumurtayı da erken teşhis ve destekleme yapabiliyorsunuz. Diğer bir önemli olarak spermle yumurtayı döllemek için bir yeni tekniklerimiz var. Ayrıca da döllenmiş yumurtanın döllendikten sonra videolarla takip edilerek hangi yumurta, hangi döllenmiş embriyo dediğimiz o çocuk oluşturacak grubun iyi olduğunu saptayarak onu transfer edebiliyorsunuz. Buna da bir çeşit yumurta balanslaması, spermle yumurtanın dengelenmesi ve sonuçta elde ettiğiniz çocuk grubunun iyi olup olmadığını görsel olarak takibiniz deniyor. Ama bu arada gene çok kullanılan acaba embriyo gerçekten genetik olarak iyi midir, çocuk oluşturabilir mi diye o işlem sonucunda da embriyonun içinden bazı hücreleri alıp 3. günde veya 5. günde o hücrelere bakarak genetik yapısına bunun bebek oluşturup oluşturmayacağını da saptayabiliyorsunuz gebelik olmadan önce. Bizim son yıllardaki kullandığımız en önemli farklılıklarından biri yine bizim uluslararası yapmış olduğumuz çalışmalarda özellikle Fransızlarla, Kanadalılarla ve Yunan arkadaşlarıyla yapmış olduğumuz şeyde gördük ki herkes döllenmiş yumurta, yumurta, yumurta diyor ama en çok ihmal edilen işlemin de rahim içi zarı olduğunu gördük. O zaman siz yumurtayı iyi yapsanız ama rahim içi zarını gömülen yani embriyoyu gömen kısım bozuksa, çeşitli iltihaplarla, bağışıklık problemleriyle, düşüklerle, yumurta gelişme anomalilerle, rahim anomalilerle bir şey bozuksa o zaman siz değerli bir yumurtayı içeri koyduğunuzda ya gebelik olmuyor ya da düşük oluyor. Ondan dolayı da özellikle NADAS dediğimiz bu dengeleme projesinde rahim içinin de dengelenmesini eğer problem varsa onu uyguluyoruz ki bunlar içinde nasıl mideye bakıyorsunuz bir şey var mı? Acaba biz de rahim içine bakıyoruz. Kanlanması bozuk mu? İmmünolojik sıkıntı var mı? Yapışıklık var mı? Ondan ötürü NADAS dediğimiz şey, doğurganlık aşısı dediğimiz ve bizi hani ilk defa Türkiye'de kullandığımız, bu da anne kanından alınan bazı hücrelerin rahim içi zarını kuvvetlendirici maddeler salgılatılmasıyla embriyoyu koymadan önce rahim içine koyuyorsunuz bunu. O zaman rahim içine koyduğunuzda rahim içi embriyoyu bekliyor ve gömülgenlik artabiliyor. Bunlar ayrıca rahim içine özel bağışıklık dengeleyicileri kullanıyoruz ve son yıllarda biraz evvel söylediğim PRP'yi de ya tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında yahut da sık sık düşük yapan kadınlarda diğer faktörler elimine edildikten sonra eğer rahim içine PRP yaparsanız ki benim bilgime göre bizim teknikte uygulayan kimse yok. Çünkü biz bunu rahim iç zarının içine özel bir iğneyle uyguluyoruz. Şu anda da bundan ilgili verilerimiz var. Ve Yunanistan'daki bir grubumuz da bunu gösterdi ki onu yaptığınız zaman rahim içindeki özel maddeler artıyor. Biz de gebelikleri görüyoruz. O zaman bu da yeni bir teknik. Bunların hepsini kişiye özel değerlendirip çocuğa ulaştırma için ne olduğunu
söylerseniz ve hasta anlarsa sonuçta bazen ameliyatsız olarak bile veya ameliyat yapıp tüp bebek olmadan da gebe kalabilirler. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hocam ben de olan bir konuşma olmuştur. Hocam ben de gerçekten izleyenlerimize ve bize vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun.